Müdür bey, bu projede bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ne demek efendim, vazifemiz. Selim'in durumunu anlattım. Biraz özel bir çocuk. Şimdiye kadar özel eğitim gördüğü bir sınıftaydı. Eğer projemiz başarılı olursa, onun durumunda olan çocuklar için çok önemli bir adım atılmış olacak. Bu projeye katkıda bulunmaktan dolayı biz de mutluluk duyacağız. Müdür bey, ben Selim'le bizzat ilgilenebilirim efendim. Hiç gerek yok Ender bey. Ender değil efendim, nadir. Ben bu gibi özel çocuklar konusunda uzmanımdır. Size söylediğim gibi, onun diğer çocuklardan farklı tutulmaması gerekiyor. Bu sadece bir hafta sürecek bir deneme. Selim sonra yine eğitim aldığı okula geri dönecek. Duydunuz mu Ender bey? Hadi bakalım yavrucuğum. Seni sınıfına götüreyim. Ben istemiyorum. Korkmana gerek yok yavrucuğum. Arkadaşlarını çok seveceksin. Ama Selim, seninle ne konuşmuştuk? Hem sadece kısa bir süreliğine. Hadi ama, mahcup etme beni bakalım. Gel bakayım. Halkçılık, laiklik. Öğretmenim kusura bakmayın, dersinizi böldüm ama... Buyurun efendim. Okulumuza yeni bir öğrenci geldi. Birkaç zaman için bize misafir olacak. Arkadaşlar, ona her bakımdan yardımcı olacağınıza eminim. Hadi bakalım Selim, geç şuraya otur. Hoş geldin Selim. İyi dersler öğretmenim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, inkılaplarımızı tekrarlayalım. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ve devletçilik. Önüne baksana Baran. Sobe. Şuna bak, kesinlikle zeka özürlü bu çocuk. Özge, böyle konuşman çok ayıp. Daha onu tanımıyoruz bile. Tanımamız gerekmiyor. Baksana suratından şapşallık akıyor. Şakır gibi bir şey. Normal değil bence. Bizim okulumuza hiç yakışmıyor. Neden? Sen çok normalmişsin gibi senelerdir bu okulda okuyorsun ya. Aman çok komik. Sersen ben sınıf birincisiyim. Zaten gözleri de deli gibi bakıyor. Şimdi saçmaladın işte Özge. Evet. Gel Gamze, konuşalım hadi. Merhaba, okulumuza hoş geldin. Nasıl sınıfımızı, öğretmenimizi sevdin mi? Aman boşuna zorlamayın. Baksanıza sizi anlamıyor işte. Boşuna mı uğraşacağız, hadi kantine inelim. Özge bir sos beyi dener misin? Bizimle gelmek ister misin? Hayır. Sen bilirsin. Size söyleyeyim, o yarım akıllı, gördünüz işte. Özge he. Boşuna uğraşmayın müdür bey. Hiç şansınız yok. Zeka gerektiren oyunlarda belli ki sizden çok üstün. Münasebetsizliğin lüzumu yok Ender bey. Siz kendi oyununuza bakın. Gel. Gel bakalım Selim. Nasıl gidiyor yavrum? Okulumuza alışabildin mi? Aa, ama böyle yapma çocuğum. Biz hepimiz senin iyiliğin için buradayız. Her şey yolunda mı? Evet. İzin verin bu çocukla ben ilgileneyim. İleri zekam ve kendi yöntemlerimi kullanarak onun her şeye uyum sağlamasına yardımcı olabilirim. Bu laflarla benim aklımı karıştırmaya çalışmayın Ender bey. Siz kendi oyununuzu oynayın. Demek siz ikiniz arkadaş oldunuz öyle mi? Pek konuşmuyor ama öyle. Öğretmenimiz bir top dosya kağıdı istemişti. Hadi müdür bey, yenilgiyi kabul edin artık. Bir dakika Ender, bir dakika. Lütfen rica ederim, kafamı karıştırmayın. Ben kazandım. Ben kazandım. Bu mümkün değil. O hamleyi nasıl gördü? Gördünüz Ender bey. Sizi mat ettik. Siz değil. Çocuk kazandı. Aa, bu daha da fena değil mi Ender bey? 10 yaşlarında bir çocuk sizi
mat etti. Aferin senin evladım. Aferin oğlum. Allah Allah. Bu hamleyi sadece çok usta oyuncular bilir.